Sevgili sektör mensupları, tarihler 31 Temmuz 2019'u gösterirken TESİAD üyeleri İstanbul'da Zorlu Center'da buluştu. Evet, buluşmalarının bir amacı vardı. Biliyorsunuz 4. olağan genel kurul toplantısı, yani TESİAD başkanlık seçimleri 27 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşecek. Dolayısıyla TESİAD başkan adayı Ankara Tekstil'in sahibi Sayın Şerafettin Demir özel bir yemek verdi efendim değerli TESİAD üyelerine ve başkan adaylığını da açıkladı. Biz de takibi aldık perde satıcıları haber portalı için, bu güzel atmosferi görüntüledik. Ve yanımızda artık eski başkanımız diye ben cümle kurmak istiyorum. Çünkü 27 Ağustos 2019 tarihinde başkanlığı son bulacak Sayın Ali Sami Aydın var. Çok başarılı zaman diliminin, yani 3 yılı boyunca gerçekten başarılı bir zaman diliminin altına imza atan Ali Sami Aydın'a mikrofon uzatmak istiyorum. Görüşlerini almak istiyorum izninizle. Başkanım çok duygulandım ben. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mersi. Ramak kala. Siz hep aramızda olacaksınız. Bunu biliyorum ama. Mutlaka. Yine zaten de aramızdaydık. Evet, ama evet. Tabii ki bazı şeyler var. Neticede 2 dönem başkan yardımcılığı, bir dönemde başkanlıktan sonra sektörün daha iyi yerlere gelebilmesi için görev değişiminin gereksinmesine ihtiyaç duydum. Ve bu noktada da bu kararı aldık. Tabii ki sektörümün teveccühüne çok teşekkür ederiz. Herkes devam noktasında bir takım telefonlar alsak da, bir takım telkinler olsa da, tabii ki bu ben başkan yardımcılık görevini de başkanlık gibi gördüğüm için 9 sene bir sektör için, bir sandalye işgali için yeterli bir süre olarak görüyorum. Ve bu sürenin noktalandığında emin ellere görevi teslim edeceğimden dolayı da çok mutluyum. Evet. Ve Şerafettin Demir, sektörümüzün gerçekten duayen isimlerinden, çok birikimli isimlerinden, ayrıca bir sloganla yola çıktık, kenetlenelim dedi. Sektörde kendince eksik gördüğü durumların altına parmak basmak istedi. Tabii değerli üyeleriyle birlikte böyle bir yola çıktılar. Bu yolculukta sizin düşünceniz de önemli. Şimdi tabii zaten TESİAD'ın belirli bir kültürü var, belirli bir DNA'ları var. Bu DNA'lar hiçbir şekilde bozulacağına inanmıyoruz. Gelecek başkanların da, gelecek ekibin de bu DNA'lara ve bu gelişime sahip olmasını istiyoruz. Şerafettin Bey'i biz 2 dönem TESİAD'da, 2 dönemde İTKİP'te beraber çalıştık. Sultanahmamı kültürüyle yoğrulmuş, sanayici kimliği olan ve birleştirici özelliği olan bir abimizdir. Ben onun adaylığını duyduğum zaman gerçekten çok sevindim. Ve bundan önceki yol arkadaşlığımız ve birlikteliğimizden dolayı da bu seçimde de kendisine destek veriyoruz. Ve TESİAD başkasına olması için de arzuladığımızı belirtmek istiyoruz. Şerafettin Bey'in hedeflerine gelince, gerçekten bunlar Türkiye'nin hedefleri ve ihtiyaçları, sektörün hedefleri ve ihtiyaçları. Bu da vizyon olarak da bu görevi hak ettiğini gösteriyor.
sizden alacağı bayrağı en güzel şekliyle taşıyacağına ben inanıyorum. Hatta varsa yarım kalan projeleriniz, hep hayalinizde fuarı daha büyük bir alana taşımak, hatta eski hava alanı üzerine de projeleriniz vardı. İnşallah bu projeleri sürdürebilir diye düşünüyorum. Tabii ki biz görevi bıraksak da ben bir önceki başkanla defalarca telefonda görüştüm. Bizim tetsiyat ailesi, yani yönetim kurulu olarak demiyorum ama bütün ailesi, bütün üyeleri bir aile gibidir. İstişare bizim için en önemli unsurdur. Ben eski başkanımı defalarca rahatsız edip, arayıp, konuları istişare edip, doğru yolu bulmak için, yanlış yapmamak için çok mücadele ettik. Burada da başkanlıktan ayrılsak da neticede tetsiyat bizim için bir tutkudur. Bir derneğin çok çok ötesindedir. Onun için elimizden geldiği kadar gene kim gelirse gelsin başkan olarak tüm desteğimizi sürdüreceğiz. O zaman ben önce sektör mensupları adına konuşmak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz size, emeklerinize, verdiğiniz mücadeleye, yılmadan usanmadan güzel bir dönem yaşattınız değerli sektör mensuplarımıza. Ve biz Perde Satıcıları Haber Portalı'na gelince de hem canlı yayınlarda bize telefonla eşlik ettiniz. Keza Ankaralı değerli perdecilerimizi İstanbul'da ağırladınız. Ve bunun gibi birçok konuda bize yardımcı oldunuz. Biz hep sizin yanınızda olacağız. Her daim fuarda olsun, diğer sektörün dışında olsun yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ben Perde Satıcıları Haber Portalı adına 3 yıl boyunca bize göstermiş olduğunuz emekler diyeceğim artık. Emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii ki biz demin de söylediğim gibi bir aileyiz. Sizle beraber bir aileyiz. Yaptıklarımızı siz olmadan anlatmanın mümkün olmadığını gören bir aileyiz. Umut ediyorum ki önümüzdeki zamanlarda da bu aile kavramımızın güçlenerek, kenetlenerek devam etmesi ve hep beraber daha güzel günlere, daha ihracatçı günlere gidebilmemiz. Tabii 3 senede yaşadıklarımızı demin de bahsettim. Yani belki bir 30 senelik tetsiyatın ömründe yaşanmayacak aksiliklerle yaşadık. Ama biz bugün gene kenetlenebiliyorsak, birlik beraberlik içindeysek biz bir aile olmuşuz demektir. O zaman değerli başkanım kameraya dönün. Şu anda Sayın Şerafettin Demir sizi izliyor. Kendisine özel hangi cümleleri kurmak istersiniz? Tabii Şerafettin Bey'e sahip olduğu, gelebileceği bu başkanlık serüveninde her zaman için tetsiyatın dernek haricinde bir tutku olması, tutku olan hiçbir şeyin de geri kalmadan ileriye dönük olarak sektörümüze çok şey kazandıracağından emin olmasını isterim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, değerli sektör mensupları, eski başkanımızla kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Biz bu toplantıda bulunmaya devam ediyoruz.